Ütopya TV'den herkese merhabalar, iyi akşamlar diyelim. Etimoloji dersinin 36.sına girdik. Neredeyse 2 hafta olacak. Ali Bey bir takım teknik sorunlar yaşadığı için program yapamadık. Özür dileriz. Fakat biliyorum Ali hocamızın izleyicileri bütün ders alanlar şu an sanıyorum ders başındalar. Özellikle hoş geldiniz Ali Hocam. Hoş buldum. Nafire davet. Nasılsınız, iyi misiniz? Özlettiniz Çok iyiyim. kendinizi. Çok iyiyim. Çok teşekkür Ütopya ederim. Dilerim heyecanları hepiniz iyisiniz. özledi sizi. Çok sağ olun. Şimdi hocam Aslında bugünü hiç zaman kaybetmeden diyorum derse mi tabii. başlayalım yoksa bir Tabii. açıklama. Zaten her zaman son anda böyle giriyoruz. Ben biraz telaş içerisindeyim. Girdim mi, girmedim mi? Bir Evet. kardeşimizin yaptığı yardımla güzel bir telefon aldım. Onunla şimdi Harika. giriyorum. Herhalde Güle ki net güle görünüyor. kullanın, güle güle kullanın. Çok sağ olun. Net görünüyor değil mi? Kendine de çok Net, teşekkür net. ederim. Gayet güzel. Evet. Çok güzel. Bugün son 5 dakikada çok tedirgin oldum giremeyeceğim Evet. diye. Yeni telefon bana güçlük çıkardı. Hı. O şimdi nereden başlayacağımı unuttum. Onun için de hatırlayana kadar bir nefes alayım. Tabii, bir nefes al, bir merhaba Şaka de ediyorum. hocam. Evet, şimdi Şöyle kaç gündür biz sizi özlediniz bugün herhalde talebelerinizi. Bugün dedik Türkçe'de tandır, Kürtçe'de tenur isminden bugün geliyor. Bize bu biz kelimenin etimolojisini anlatacaksınız. Benur Ama onu kelimesini öğrenmeden önce anlatacağız. belki Yunanistan'daki seçimleri çok kısa bir şekilde bir iki cümleyle anlatır Yok, mısınız? hiç ona karışmayalım. Yok. Hiç Öyle karıştırmayalım mi? çünkü vaktimiz yok. Ben Tamam. hemen tenur kelimesine geçmek istiyorum. Yalnız önce bir giriş yapacağım buraya. Tamam. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Kürt tarihi demek, Kürt dili demek. Kürt dilinin tarihini biliyorsanız, Kürt'ün de tarihini biliyorsunuz demektir. Ve arkeolojiye, dil bilime göre etimoloji tarihtir. Etimoloji kültürdür. Öyleyse bir milletin kültürü ve tarihidir. Bir milletin kökeni nasıl belli oluyor? Arkeolojiyle, dille, antropolojiyle. Yani bir dilini araştıran onun tarihini de araştırmış oluyor, kültürünü de araştırmış oluyor. Evet. Bu araştırmalar sonucunda benim vardığım sonuç, Kürt kültürü nedir? Bir özetlem, bir isim vermek lazım. Kürt dilini araştırmışım, etimolojisini araştırmışım ve buna bir isim vereceğim ama arkeoloji de okumuşum. İnanmayana üniversiteden dersleri takip ettiğime dair kağıdı da göndereyim çünkü Kürtler biraz zor inanıyor. Ona gerek Çok, yok hocam, bu biraz anlattıklarınızdan belli komedi oluyor oldu, evet. ne kadar eğitimli, Şimdi donanımlı biraz da olduğunuz. şaka, evet. Fakat dil bilim, ben sosyoloji okudum ama baktım ki etimoloji konusunda bir çalışma yapabilmem için benim çok iyi arkeoloji ve dil bilim derslerini takip etmem lazım ve takip ettim Atina Üniversitesi'nde. Ama Hı. daha önce Pandya Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Türkiye'de de Evet. eğitim enstitüsü mezunuydum. Vardığım sonuç şudur. Kürt kültürü dar kültürüdür. Herhalde Hocam çok bir belli. saniye kaldırmayın lütfen. Lütfen kaldırmayın, büyütelim tam ekran. Evet, Kürt Kürt kültürü kültürü budur. Şimdi nam. Evet. bu bizim kültürümüzün isminin özetidir. Size Hım. Kürt kültürü nedir dedikleri zaman Kürt kültürü dar kültürüdür. Da nedir? Da annedir. Ama eski Yunanca'nın da yardımıyla, diğer dillerin yardımıyla da şunu görüyoruz. Da, Kürtçemizde 3 tane anlamı var. Da, anne, yer, ateş. Evet. Anne, yer ve ateş. Harika. Bunları geçmiş derslerimizde de gördük. Anne ateşi yakan ama yavrusunu da ısıtandır.
Yavrusunun soğuktan donmasını engelleyen odur. Fakat anneye yardımcı olan bir madde var tabiatta. Nedir bu madde? Ağaç. Bu ağaç olmasa, anneye yardım etmese, yanmasa anne ısıtamaz çocuğunu, yavrusu donar. Fakat bundan dolayı işte bu dar kelimesi anneden türetilmiş bir kelimedir. Dar. Evet. Ve bu da'nın D'sinin yumuşatılması ile ta olmuş. Ta ısı demektir. Ta emeheye. Benim ateşim var. Ha, çok güzel. Da ta. Da ta. Şimdi anne, bir sürü kelime anne kelimesinden, yani da kelimesinden çıkar ve ısı kelimesinden çıkar. Mesela da ısı olduğuna göre ısının kaynağı, en büyük ısı kaynağı da güneş olduğuna göre Almanca'daki Guten Tag dediğimiz zaman bu tag gün demek. Niye? Güneş doğmuş. Isı doğmuş. Evet. Guten Tag. Tag. İşte bu ta bizdeki dar. Ha, demek ki bizim dilimizin kökeni da olan bu kelime Almanca'da tag olmuş. Biz bu girişi yaptıktan sonra şunu söyleyelim. Konumuzu anlamak için bunları söylüyorum. Çünkü biz bugün denur kelimesine geçeceğiz. Denur kelimesine. Ama bundan önce niye denuru niye biz yapmışız ki? Niye yapmışız? Ekmek yapmak için. Tamam da ekmeği yapana kadar ki bir aşama yok mu? Elbette var. Nedir bunlar? Bir, buğdayın yenilen bir bitki olduğunu fark etmişiz. Arpanın yenilen bir bitki olduğunu fark etmişiz ve bunun tohumu olduğunu fark etmişiz. Bu tohumunun ekilerek yeniden ürün alınabileceğini fark etmişiz. Ama ekmek için de toprağı kazımak gerekiyormuş. Toprağı kazımak da yetmiyor. Zamanını da bilmek lazımmış. Ne zaman ekeceğim ben bunu? Zamansız ekersen ürün alamazsın. Evet. Ve kazdıktan sonra bunu ektin, veriyorsun. Öyleyse kazmak, zaman ve bunu aldıktan sonra ürünlerini, onu ezip un yapıyorsun. Topraktan yiyeceğini çıkarıyorsun. Toprak zaten doğuran bir anne. Bütün canlıları o doğuruyor. Ama o çıkan ürünü ezip un yapman lazım. Un yaptıktan sonra da onu hamur yapıp yassı bir hale getirip pişirmen lazım. Bu pişirme işlemi denurda oluyor. Çok güzel. Öyleyse bunun bir sırası varmış. Öyle doğrudan doğruya denur diye bir şey yok. Peki ne zaman olmuş bunlar? Bir süreç var. Milattan önce 12 binde biz şöyle diyoruz. Kürdistan'da Neolitik devirdir. Yani toprağı ekmeye başladığımız, daha doğrusu ben bu tohumu toprağa korsam bu tohumdan bu bitki çıkacak. Buğday, arpa, mercimek, nohut çıkacak. Yani düşünün, insanların acından öldüğü bir dönemde kış, ava gidemiyorsun. Gitsen de seni vahşi hayvanlar avlar, ayılar avlar. Yani 10 kişi bir ayıya ne yapsın ki? Hiçbir şey yapamaz. Tabii. Ve bugün bile 3 kişi tüfekle gitse bir ayı görseler ödleri kopar. Tüfekle gittikleri halde. Şimdi bu dönemde düşünün, topladığı nohutları suya koymuş, ısıtmış, özür dilerim, suya koymuş, o yumuşamış ve bunu çocuğa veriyor ve yiyor. Ne kadar güzel. Hazır yiyecek buldu. Av yapmasına, avlanmasına veya av olmasına gerek kalmıyor.
Çünkü her avcı aynı zamanda başka hayvanların avlıdır. Sen onu göreceksin, sen onu vuracaksın, avlayacaksın. Ama o seni görürse seni avlayabilir. Dikkatli olacaksın. Çok zor bir dönemmiş. İnsanlar o dönem ne kadar zorluk içerisindeymiş. Ve şunu fark etmişler. Bazı bitkileri toprağa koyunca biz bunlardan ürün alabiliyor ve biz bu ürünleri kışın yiyebiliyoruz. Çünkü yazın yiyecek ot da çoktur. Meyve de çoktur. Ağaçlar zaten annedir. Baksana ürün vermiş. Annem gibi bana yiyecek vermiş. Anne ne yapar? Yiyecek getirir. Çocuğunu yedirir, doyurur. Bir bakıyor ki bu ağaç bana yiyecek verdi. Meyve verdi. Öyleyse bu da annemin ruhunu taşıyor. Ben annem gibi beni düşünüyor. Ay ne kadar güzel demiş. Toprak da öyle. Bu toprak bak karnımı doyurayım diye güzel otlar vermiş. Ama otların hepsi yenmiyor. 10 bin otun içerisinde 10 tanesi yenilebiliyor. Ve bunları tanıması gerekti. Şimdi dediğimiz milattan önce 12 bin yılında Kürdistan'da Neolitik dönem başlamış. Her yerde farklı. Başlangıç dönemi her yerde farklıdır. Nedir bu Neolitik dönem? Biraz önce söylediğimiz gibi toprağı ekme. Ama ektin mi yerleşeceksin. Ektim, bıraktım, gittim onu domuzlar yer. Onu kurt kuş yer. Senin malın da öyleyse yanında bir yer yapıp kalacaksın. Doğrudan doğruya insan ekime geçince toprağa yerleşmiş. Artık tarlasının yanında bir basit bir ev gibi bir şey yapmış, kulübe yapmış, artık orada kalmış. Yani artık oranın malı, oradan ayrılmıyor. Öyleyse toprağa yerleşmek böyle olmuş. Artık göçebe değil, bir yerin adamıdır. Bu ilk defa Kürdistan'da olmuş, toprağa yerleşmek. Bu döneme, başlayan bu döneme biz Neolitik dönem diyoruz. Bakın, evet. Neolitik dönem, diğer adı da İnsanın yaşamında çok büyük bir değişiklik yarattığı için buna Neolitik devrim deniliyor. Bakın, Neolitik dönem, Neolitik devrim. Çünkü insanlar o güne kadar sadece avcılık, toplayıcılık yaparken şimdi bir şeyler ekiyorlar ve bu ektiklerini yiyorlar. İnsanların hayatında korkunç bir değişiklik oldu ve artık toprağı eşeleyip, kazıyıp, tohum koyuyorlar. Bunun adı devrim. Biz bu ismi ne zaman verdik? 1920'lerde falan verdik. Öyleyse buna başka bir isim verelim. Tarım devrimi. İşte bu üçü de aynıdır. Yani birisi size Neolitik devrim derse, Neolitik dönem derse, tarım devrimi derse aynıdır. Ve bu Kürdistan'da 12 bin aşağı yukarı başlar. Ne zamana kadar söyler? Buna şöyle diyen de var. Böyle diyen değil, böyle de denilir. Derler ki, ya biz eskiden milattan önce 12 bine kadar çok kaba taşlar vardı elimizde. Bu taşları yontamıyorduk ama 12 binden sonra tam yonttuğumuz dönemde toprağa ekmeye başladık. Bundan dolayı da diyelim ki buna yeni taş devri. Ne yeni taş devri? Şöyle. Neolitik dönem. Şimdi biz bu Yunanca kelimenin analizini yapalım. Neo yeni demek. Yani Kürtçedeki nu. Bakın. Evet. Kürtçedeki nu. Hı hı. Ve bu nu kelimesinden doğum, yeni, nev kelimesi çıkıyor. Hani nevroz diyoruz ya. Evet. Ve buradan bir çocuk doğunca nav ve nam. Zazlıcamızda nav. Nam. Hı. Şimdi buradan yeni bir şey olunca yeni bir haber olunca nuçe. Ve yeni şu anda oldu deyince nha. Öyleyse Neolitik'in başındaki neo, Kürtçedeki nu demekmiş. Evet. Nu veya nev demekmiş. Nevroz kelimesinin içindeki nev ile Neolitik kelimesinin başındaki neo aynı kelimemiş. Nudur, yenidir. Yenidir, yenidir. Litik nedir? Yunanca'da litos taştır. Lad taştır, litaştır. Öbürü de ektir. Dönem de heyam. Peki biz Türkçe'ye nasıl söyleyeceğiz bunu? Heyama gevre nu. Niye? Artık taşları çok iyi, şahane taştan güzel oyulmuş
eşyalar yapılıyor. Çanak çömlekten silaha baltaya kadar. Öyleyse biz buna Kürtçe şunu söylüyoruz. Heyam devir demektir. Gevreni uyan, yani kemeri nu yeni taş devri demekmiş. İşte bu yeni taş devri kelimesiyle Neolitik kelimesi, Neolitik dönem veya Neolitik devrim veya tarım devrimi hepsi aynı şeymiş. Aslında Neolitik derken Yunanca ismi kullanırken bizim buna tarım devrimi dememiz, yerleşik hayata geçiş dönemi dememiz lazım. Ama bütün bilim adamları ne yaparlar? Herhangi bir bilimsel literatürü Latince'den ve eski Yunanca'dan alırlar. Burada da böyle olmuş. Heyama kevirinliğe. Yani heyama ajotun. Ajotun sürmek, toprağa şey yapmak. Bu dönem. Peki bu dönem olmasa biz ekmeği, bugün ekmeği bilir miydik? Herhalde komedi olurdu değil mi? Yani ekmek bilinir mi toprağa ekmesen? Toprağa ekip buğday alacaksın ki ekmeğin olsun. Onu un yapacaksın. Ama toprağın var da işlemleri sırayla nedir? Kolanda ne? Sürmek. Sonra da yine sürmekle aslında kolandır birbirinin devamı. Şimdi ajotun yani. Bir de sonra onu ezmek, un haline getirmek. Topraktan aldığın şeyi toprak gibi yapıyorsun. Çok ilginç bir şey. Her toprak demek. Bizde art nedir? O da un demektir. Peki toprağı biz niye ilk önceleri toprağı sürmesini bilmiyorlardı? Yani sadece kazıyorlardı. Daha önceleri şöyle ellerinde sivri bir ağaç, bununla daha büyük tabii, bununla toprakta bir delik açıyorlar. Tohumu koyuyorlar, bir nohudu örneğin. Bir 3-4 tane şeyi, buğdayı. Sonra üstünü kapatıyorlar. Bir delik daha böyle. Bunu nasıl biliyoruz? Nereden biliyoruz? O zaman 12 bin sene önce giden mi var? Yok. Ama bizim 12 bin sene önceki yaşam türümüzü yaşayan insanlara Amerika'da rastladık. Avustralya'da rastladık. Uzak Doğu'da rastladık. Ne zaman rastladık? 19. yüzyılda. 1500'den sonra da Amerika'da rastladık. Baktık bu insanlar ekim yapmasını bilmiyor. Bazı yerlerde biliyor. Mesela Orta Amerika'da biliyorlar. Peru'da biliyorlardı. Meksika'da biliyorlardı. Ve burada mısır, patates, domates, biber, fasulye bunları ekiyorlardı. Bunların elinde sert metal yoktu. Ne vardı bunların elinde? Bunların elinde sadece yumuşak metal olan bir de toprağın üst tarafında olan, suyun içinde olan altın ve gümüş vardı. Bunun dışında metal bilmiyorlardı. Bakır yoktu, demir yoktu, bilmiyorlar. Biz de bunlara baktık. Amerika'da, Kuzey Amerika'da Kızılderililer, biz onların olduğu yerde birleşik hayata geçmemişler. Ne yapıyorlar orada? Bizon öküzlerini avlıyorlar. Bizon öküzünün boynuzundan silah yapıyorlar, yok bilmem kolye yapıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar, kap yapıyorlar. Onun düşünün yani onun içine su koysan 3 kişi ise herhalde doyar yani. O kadar büyük bir kaptır aslında o. Ve postundan elbise yapıyorlar, çadırların üstünü örtüyorlar, bağırsaklarından iplik yapıyorlar vesaire. O tendonları var bu ayaklarındaki. Bunlardan sert dayanıklı iplikler yapıyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar. Ve bu insanlar, bir de Kuzey Amerika çok seyrekti. Seyrek bir yerleşim var. Ama her yer bizon öküzü. İlk gittikleri zaman Avrupalılar oraya 1492'de Amerika'yı keşfettikleri zaman şöyle düşünülüyor. 90 milyon civarında bizon öküzü vardı. Bunlar her yıl kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gider gelirlerdi. Yani
artık yiyecek bulmak için. Bahara doğru, Mevsimsel yaza olarak göç doğru aşk. ediyorlardı. Tabii. Bugün göçmen kuşlar hala aynı şeyi yapar. Aynı şeyi balıklar yapar. Aynı şeyi Afrika'da gnular yapar. Aynı şeyi diğer hayvanlar yapar falan filan. Burada da böyleydi yani. Şimdi bu seyrek olan yerde insanlar sadece avcı ve toplayıcıydı. Toplayama derken sadece bitki toplama değil, yumurta toplama da bir toplamadır. Midye toplama da toplamadır. Yani tabiatta yenen her şeyi toplamadır. Örneğin bir ağacın gövdesinden kurtçukları çıkarıp yemek de bir toplamadır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlarmış. Bir meyveyi bir daldan topluyorlarmış. Ve bugün bunu aynısını maymunlar da yapıyor Afrika'da. İncire çıkıyorlar, incir ağacının üstüne yiyorlar, iniyorlar. Bu toplamadır. Şimdi bunlar oraya gittikleri zaman, yani Avrupalılar, bir baktılar ki bunlar önce şunu düşündüler. Ya yoksa biz de mi bir zamanlar böyleydik? İşte bu soru çok önemli bir soru. Daha önce de bu soruyu sormuştum. Biz de mi böyleydik? Tabii. Ondan sonra insanlar şunu düşündüler. Zaman çok uzun sürede değiştiği için, örneğin dede ile torun arasındaki bir zaman sürecinde büyük değişiklikler olmadığı için biz zamanın hiç değişmediğini zannediyoruz. Zannediyoruz böyle gelmişiz, bu halimiz hep böyle gidecek. Bunun yanlış olduğunu anladılar. Ve 19. yüzyıl toplum bilim çıktı, bilim adamları çıktı, herkes bir fikir söyledi. İnsanların bir zamanlar öyle olduğunu falan filan bunlar söyledi. Ve konumuza yavaş yavaş dönüyoruz. Niye bunları açıklıyoruz? Bunları açıklamamızın sebebi ekmeğe gelelim, denduraya. Denura gelelim. Türkçe'de tandır denilen şey ama Türkçe ile ilgisi yok. Alınmış bir kelime. Türkçe'de alınmış bir kelime. Mesela Türkçe'de Orta Asya'da ekim olmamıştır. Ekim nedir bilmezlerdi. Onlar göçebeydiler, avcıydılar. Ve sadece Neolitik dönemin bir kısmını, yani hayvan evcil hayvanları, hayvan evcilleştirme bu bölümüyle katılmışlardı. Yani onların sürüleri vardı. Çünkü Neolitik dönem ne demektir? Sadece tarım devrimi değildir. Tarım yapıyorum, bir yere yerleştim. Devamı var. Hayvanları evcilleştiriyorsun. İlk yerleşenler bunu evcilleştirdiler. Diğerleri bunlardan öğrendiler. Mesela biz bir bilim adamına, bir arkeologa sorsak, bir toplum bilimciye sorsak, desek ki, yani sosyologa sorsak, desek hayvanlar önce nerede evcilleşmiş? Der ki Kürdistan'da keçi, koyun, inek, bunlar Kürdistan'da evcil. Peki niye? Çünkü yerleşik hayata geçilmiş. Peki nereden biliyorsunuz? Siz falcı mısınız? 7 bin sene, 10 bin sene önce, milattan önce 8 binde evcilleştirilmiş. Nasıl biliyorsunuz bunları? Biz arkeolojiye göre biliyoruz. Arkeolojiye göre, kazılara göre o kazılardan bir hayvanın, evcil hayvan mı, yaban mı hayvanı, bir ekilen buğdayın, bir buğdayın ekilen buğday mı, yabani buğday mı olduğunu arkeologlar biliyorlar. Derslerde biz bunu gördük. Derslerde gördük. Ha, öyleyse yerleşik hayata geçmek demek hemen hayvanları evcilleştirme hızlıca. Çünkü evin var. Evcilleştiriyorsun. Evin var. Evi olmayan evcilleştiremiyor. Ama birileri avladığı hayvanın yavaş yavaş yavru yaptığını görünce onu evcilleştirebilir, evi olmadığı halde çadırda yaşasa bile. Bu da olabilir. Ama Neolitik daha yerleştim. Hayvanları evcilleştirdim. Şimdi de ihtiyaçlarım var. Neye ihtiyacım var? Ben bu kadar buğdayı nereye koyacağım? Ben arpayı, mercimeği, nohudu nereye koyacağım? Kablar lazım bana. Öyle mi? Öyleyse yavaş yavaş daha mükemmel taş kaplar yapılıyor. Daha sonradan da çanak bulunuyor. Milattan önce 7 binde.
Düşünün bizim atalarımız 9000 sene önce çanak nedir bilmiyorlar. Taştan bazı, ağaçtan bazı böyle oyulmuş şeyler vardı, kablar, fakat bilmiyorlardı çanak nedir. Bunu ancak ateş yaktığı yerlerde çamurların sertleştiğini, taş gibi çanak haline geldiğini, piştiğini görünce, tuğla biçimine geldiğini görünce, ama ben bunu yapar pişirirsem kırılmaz, böyle bir fikir ortaya çıktı. Ve ellerindeki çamurdan yaptıkları şeyleri pişirmeye başladılar. Böyle şey de yoktu yani, çanak çömlek tezgahı falan yoktu o zamanlar. Bunlar çok sonraları geldi. Evet. Şimdi geliyoruz şeye. Biz dedik ki Amerika'yı keşfedenler 1492'de çok garip şeylerle karşılaştılar. Adamlar ekmek nedir bilmiyor. Bu adamların dilinde denur kelimesi olabilir mi? Olamaz. Peki Türkçe'de anne nedir? Vallahi Türkçe'de anne bilmiyorum. Anne Türkçe mi? Yok. Türkçe değil. Nereden almışlar? Orta Doğu'ya gelince Meryem Ana'nın, hani Hristiyanların kutsal kadını, Hazreti İsa'nın annesi, onu doğuran Meryem Ana'nın annesinin adı Anna'ymış. Şimdi Arapça Anna yazarsın, anne de okunur. Meğer buradan gelmiş. E tamam da kardeşim, Orta Asya'da bunların annesi yok muydu? Vardı. Sadece kaybolmuş. Gidip bakalım nereden bulabileceğiz. Şuradan bulabiliyoruz. Eski Türkçenin grameri. Bunu tarihini falan da size söyleyeyim. Şey olmasın. 1988'de Türk Tarih Kurumu Ankara'da basmış. Şurada yazılı. Herhalde okunabiliyor. Gerek de yok zaten. Kapağını gördünüzse. Tamam. Şimdi burada anne için öv diyor. Öv. Sayfasını da söyleyeyim mi bilmiyorum. Yazmışım ama şu anda olsun Gerek bulayım. yok hocam. Öv mü dediniz anne? Evet. Öv. Öğe. İki tane. Şimdi bu öyleyse var olan kelimeleri kaybetmişler ama ekmek kelimesi yoktu. Nasıl bu ekmek kelimesini ele geçirdiler? Yani nasıl bu ekmek kelimesi çıktı? Baktılar ki birileri çok büyük bir uğraştan sonra toprağa ekiyor, çalışıyor, ondan sonra toprakta çalışıyor, yoluruyor. Etmek ve itmek kelimesinden ekmek kelimesi çıktı. Etmek ve itmek kelimesinden ekmek kelimesini çıkardılar. Başkasını gördüler. Ha. Şimdi mesela bizde Kürtlerde, Avrupalılarda patates domates yoktu. Niye? Çünkü bunu biz ekmedik ki, biz başkalarından gördük. Ya bunu oradan olduğu gibi alıp kendi dilimizin kurallarına, fonetiğine uyduracağız yahut da dilimize çevirmeye çalışacağız. Öyleyse iki yöntem varmış. Biri çeviririz, biri de olduğu gibi alırız fakat bizim dilimizin fonetiğine, ses yapısına uyması lazım. Mesela patates. Gitsen bir Amerikalıya, yerli Kızılderili'ye sorsan patates dediği zaman çok garip biçimde söylüyor. Patatat der. Hiçbir şey anlamazsın. Bu ne dedi ya, ya patates. Niye? Batılı almış, batılı öbürüne vermiş ve gele gele bu hale gelmiş. Domates de böyledir. Bizde yoktu bunlar. Amerika'dan geldi. 1500'den sonra, 1600'den sonra tanıdılar. Türkiye'ye girişi de 1912'dir. Balkan Harbi'ndedir. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar yeni bir şeydir. Balkan Harbi 1912-13, iki Balkan Savaşı var. Buradan gelen mülteciler Balkanlardan getirdiler. İlginç. Ve şimdi bizde kanguru ismi var mı?
Olamaz ki, bir de Duymadım. kanguru yok. Bilmiyorum. Belki de var hocam. Yok. Kanguru Yok yok. Bizde kanguru mu? olmadığına Avustralya'ya göre biz bu gitmemiz lazım. kelimeyi bu kelimeyi başka yerden almışız. Biz de kanguru diyoruz. Hı. Ama bu kelime bizim değil. Bu kelime Avustralya'dan gelmiş. Avustralya'da 19. yüzyılda keşfedilmiş. Yani zannetmeyin, Amerika'dan daha sonra keşfedildi. Ne kadar ilginç ama. Yani Çok ilginç. Amerika'dan sonra 200-300 yıl sonra keşfedildiğini Avustralya'nın söylemek çok ilginçtir. Ve Avustralya'nın ismi de zaten İngilizce. Şimdi İngiliz Kraliyet Dairesi'nin bir araştırma grubu varmış. Demişler ki kuzeyde bu kadar adalar, kıtalar varken güneyde kıtalar çok az. Peki bu dünyanın, çünkü büyük araştırma grupları dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Demişler kesin güneyde başka kıtalar da var. Ve bir kaptanla demişler ki Haiti'deymiş o zaman. O zaman uzak doğudaki Haiti'de. Demişler falan gün çıkacaksın, güneye doğru bir açılacaksın. Ve doğru çıkmış. Avusturya demek güney demek. Avustralya demek güney demek. Mesela Avusturya'da var Avrupa'nın içinde. O da güney demek. Çünkü onu da Almanların yaşadığı, Vikinglerin yaşadığı bölgenin güney kısmı olduğu içindir. Buraya gitmişler, bakmışlar ki bir hayvan türü var, hiç bunu görmemişiz. Çok garip. Karnında bir kesesi var, yavrusunu koyuyor onun içine, yatıyor, ondan sonra yavrusu çıkıyor, bir daha geliyor evi gibi. Demişler bunun adı ne? Yerliler de birine demiş, soruyor bunun adı ne? Bunun adı ne demek? Bu nedir demek? Onların dili de kanguru. Biri diğerine soruyor. Bunu duyan batılı diyor, ha bunun adı kanguru. Halbuki o adam demiş ki soruyor bunun adı ne? Bu kadar ilginç bir şey. Yani tam evet böyle olmuş. Mesela bu şeydeki isimler. Yani senin değilse ismini başkası verir demek istiyorum. Evet, buraya Evet. kadar anlattıklarımın sebebi bu. Hı. Diyorum ki senin değilse ismini başkası verir veyahut da ondan duyarsın. Duyduktan sonra da kendi dil şeyine göre, fonetiğine göre onu seslendirirsin. Mesela Avrupalılar gitmişler Nikaragua'ya. Hı. Konuyu unutmadım. Konumuz tenordur. Çok iyi Tendur, biliyorum. evet. Hiç merak etmeyin. Oraya geleceğiz. Fakat bu giriş çok önemliydi. Belki de bitmeyecek, önemli değil. Biz devam ederiz gelecek derslerde. Şimdi gitmişler Nikaragua. Kızılderili Nicaro denilen bir Kızılderili lideri o bölgede varmış. Ve 1522'de İspanyol Gonzales adlı biri, Gil Gonzales denilen biri onunla görüşecek. O adamın, o kabilenin bölgesi anlamında o adamın isminden Nicarao de adamın adı. Kabileli isim Nikara olmuş, Nikaragua kalmış. Ha, öyleyse isim onların tam telaffuzuna uymasa bile buna yakın bir isimmiş. Mesela Uruguay, bilmem ne, bunlar da hep nehir isimleri. Bunlar nehir isimleri. Mesela Peru'da Biru denilen bir nehir varmış. Biru, Peru olmuş. Brezilya'da da orada Portekizler var. Ama Çoğunlukla. Peru'da, Orta Amerika'da İspanyollar vardı. Bundan dolayı bugün orada İspanyolca konuşulur. Ama Brezilya'da Portekizler gittiler. Niye? Hala da orayı Hindistan zannediyorlardı. 1500'lerde. Zannettiler Hindistan. Dediler şeyler gitmiş İspanyollar ve ardından Portekizler gittiler. Onlar da dedi biz de Hindistan'ı keşfettik. Biz de Hindistan'a kavuştuk. Bu defa da Papa'yı ateş aldı dedi. Bunlar şimdi Hindistan için savaşacaklar. Dediler, gel size bölüşelim. Hiç Papa görmediği halde Hindistan'ı bu iki devlet arasında paylaştı. Dedi, burası size, burası size. Hiç görmemiş. Yani aslında sizin keşfettiğiniz yere size, onlar da oraya. Birbirinize görünce duracaksınız bu anlamda. Yani
Hindistan'ı paylaşmış papa. Hindistan'ın haberi yok. Güzel bir kelime herhalde bu. Düşünün Evet. yani. Hala Hindistan zannediyorlar orayı. Ve bundan dolayı da mesela Indiani denir Yunanca'da. Ve diğer dillerde de öyledir. Hindistan, Indiani yani kızıl derdiler. Böyle söyler. Şimdi burada örneğin Arjantin'de bakmışlar ki çok gümüş var. Latince de argentum gümüş demek. Hatta gümüş dağ görmüşler yani. Gümüşten dağ görmüşler. Düşünün. Arjantin'de çok gümüş var. Ve buna Arjantin denmesinin sebebi Latince'deki argentum. Bak biz ne diyoruz, onlar ne diyorlar. Bir ses değişikliği var değil mi? Ha, bunları evet. Tek tek girmeyeyim. Şimdi Brezilya'nın sebebi de öyle denmesinin sebebi de buna 1499 yıllarında Brezilya'da ya sömürge olarak burası bizim sömürgemiz diye Portekiz'de bir isim koyacaklar. Orada bir bitki var, bir ağaç var. O ağaç çok fazla ve kırmızı bir şeyi var sıvısından kadınların yüz kremi yapılıyor. Onun isminden dolayı, o ağacın isminden dolayı bu brasa, Almanca'da brasadır, bu metal demektir. Bundan dolayı bu isim verilmiş. Brezil kelimesi. Portekizler vermiş yani. Ha, çok güzel. Şimdi evet. Türklerin tarım yapmamışlar. Buğday ekmemişler. Bilmem ne. Ama tandır diyorlar. Öyleyse bunu geldiği yerden almışlar. Geldikleri yer nasıl domates patatesi biz onlardan almışsak. Bakın domates patatesi ne kadar uzakta ekilmiş ama onlar Neolitik devrimi bizden 5000 sene falan sonra yapmışlar ama 7000 sene hatta. Onların ürünleri de çok önemli. Çinliler de milattan önce 7000-6000 civarında pirinç ekmişler. Çünkü orada yabani buğday yok. Ben sizi görmek istiyorum her zaman çünkü ekranda tamam. Varsınız. Öyle olmayınca ben zannediyorum görüntü kayboldu. He. Şimdi. Yok ya ben buradayım da hocam bazen büyütüyorum ki daha görünür olasınız çok diye. Çok teşekkür ederim. Rica ve ederim. Önce biz buraya kavuşmadan saate bakayım ben yine sık sık bakıyorum. Toprağı ekeceğiz önce. Toprağı ekeceğiz. Ekmek kelimesinden yani toprağı daha doğrusu kazıyacağız. Öyle ki tohum koyalım. Bunu öğrenmişiz. Ne zaman konulacağını da kadınlar önce keşfetmiş. Kadınlar kopya çekmiş aslında. Niye kadınlar kopya çekmiş? Erkekler kopya kadınlar çekmiş. Kadınlar bakmışlar ki. Özür dilerim sesiniz iyi gelmiyor. Dedim erkekler kopya çekmiş olamaz mı? Niçin kadınlar kopya Yok, çekmiş? Yok bu konuda kadınlar kopya çekmiş. Çünkü kadınlar bakmış ki gökteki ayın değişme süresiyle kendilerinin periyodlarının süresi aynı. Ve böylelikle bakmışlar 12 ay geçince bir yıl doluyor. Bundan dolayı ma, me kelimeleri anne isminden geliyor. Meh. Meh demek ay demektir. Ve menopoz da biliyorsunuz kadınlardaki periyodun durduğudur. Menopauz, pauz durması demek. Pauze kesildi, durdu demek. Ha, bakın nerede? Orada meh var işte. Ne kadar? Herhalde ki ilginç bir kelime. Buyurun. Meh kelimesi ay demektir. Ve bunun 12 ay olduğunu görmüşler. Ve bu defa saymışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam da artık parmağım yok ki sayayım. O zaman demişler ki 1 ve 10, 2 ve 10. Bir yıl doldu mu? Evet. Ha, bu 12 bize yeterli. Ondan sonrası çok değişiktir. Yazde, dozde, deusseye, dauçare. Almanca'da 10 T'dir. Bakın. İlginç bir yine belirleme. Bizdeki D Almanca'da Z'dir fakat S okunur. Almanca'da C'in 10 demektir. D'dir bak bunu D yaparsanız. Zimmer oda demektir. Zimmer. Yanlış da yazsam önemli değil.
Yani şöyle, bunu de yapsan dom olur, dim, yani dom, dam, oda demek. Ha, şimdi bunun gibi çok kelime var. Hepsi böyle değil. Bütün z'leri de yapmıyoruz. Ama öyleyse Almanca'da zehn, elf, 11 demek. Zwölf, 12 demek. Ondan sonra değişiyor. Drei, zehn. Görüntüm gidiyor. Drei, bakın. İkisi çok farklı. 11 ve 12. Niye? Bir seneyi tamamlamış. 12, 12'ye önce kavuşmuşlar. 12'ye kavuşunca bir yılı bulduk. Ondan sonrası aslında pek önemli değilmiş. İşte bu kadının bulmasıdır. Meh bundan dolayı gökteki yıldız, aya da bütün dillerde hemen hemen aynıdır. Monat falan meh'tir. Yunanca'da mina, mendir. Eski Yunanca'da mendir. Min okunur şimdi. Mendir. Ve isterseniz size bununla ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Eski Yunanca'da men, bugün min okunuyor. Ama ilk kökü diyorlar ki mendir, me, me. Mesela Yunanca'da 3500 sene önce yazılan Miken yazısında me'dir. Me. Bizdeki me gibidir. Öyleyse ekim yapmak sadece toprağı kazıp top şeyi koymak değil. Yılı bileceksin, yılı. 12 ay olduğunu bileceksin. 12 ay olduğunu hesaplayanlar öyle bir önemli buluş bulmuş ki bu yayılmış. Bu isim bütün hepsinde kalmış. Nasıl Tabii. patates Amerika'dan buraya kadar, Hindistan'a kadar hepsi patates diyorsa bazıları çevirmiş. Kartal mesela çevrilir. Ama bu da aynı kalmış. Öyleyse toprağı kazıyacaksın. Ayları da bileceksin. Öyleyse dem kelimesi ortaya çıkacak. Yani zaman kelimesi ortaya çıkacak. Kolin, kazmak demek. Önceleri sadece bir sivri sopayla yaptın. Şimdi artık sivri bir taş, alet bağlıyorsun ve onu toprağa kazıyorsun. Peki bu kazıma işlemi nasıl yapılıyor? Hangi sırayla? Sağdan sola doğru, soldan sağa mı, ileriye doğru gidip geliyorlar mıydı? Bu önemli bir şey. Bunun elbette her yerde aynı olmuyor. Ama büyük çoğunlukla, büyük ihtimalle onun kazımı bir merkezden, bakın bunu 25 tane bilim adamı yan yana oturup gelip günlerce tartışmışlar ve bunların notlarını bir şey yapmışlar. Diyor ki, iyi mitra zoiske dimiurgias. Toprak. Her Evet. yani. Hayatın rahimi ve hayatı doğuran, yaratan. Çava Böyücüm. Erdöğeci. Kıstanga jiyani u afrandına jiyini. İlginç bir şey, isim. Yani toprak üzerine yazılan bir kitaptır bu. Ve diyor ki şöyle yapıyorlardı. Bakın. Şudur. Yani kazma Daire işlemini halinde. böyle yapıyorlardı. Tabii. Çünkü bilmiyorlar, ellerinde bir şekil yok. Evet. Ne yapacak? Kazıyor. Tabii. Bakıyor tarlanın durumuna göre. Bir yerden başlıyor ve genellikle yuvarlak 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 dışarı doğru çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın. Evet. Tarlada eğer sen bunu yaptığın zaman bir de tarlada salyangoz bulursan onu kutsal sayarsın. İlginç. Ama sonradan salyangozun yediğini görünce bu defa da ona kötü şey yüklersin. Bizde şeytan ok diyenler de var. Çünkü onun yediğini fark ediyor. Güzel. Ama şeytan gelmez çok sonra yani. Tabii. Şimdi onu söylemeyeyim. Şimdi söyleyeceğim başka. Bu kolin kelimesi, the column, as the column, elimde bir kazma, the kurdi verdi bizim, the column, the kole, Ali the kole, toprağı kazıyor. İşte bu kolin kelimesi, Latince'deki kültür kelimesinin köküdür. Baştaki bu kül, bizdeki kulimdir.
Bizdeki külündür. Çok ilginç. Şimdi öyleyse sadece şey de yetmiyor. Ben kitaplarımı nereye koyduğumu külün kelimesinden kültür kelimesi, sizin Fransızca'da da agrokültür budur işte. Agro Zaza'daki hegraya tarla demek. Hegra kültür. Yani şey koline erdeye, koline hegraya. Agrokültür diyorsunuz değil mi Fransızca'da? Evet. Kültürü. Evet. Ha, çok güzel. Agro hegradır. Hegra. Zaza'camızda tarla demek. Tarla, hegra. Kültür de kolin demektir. Öyleyse tarlayı kazımak demekmiş. Bunu yaparsan kültürün medeniyetin vardır. Bu başka bir kültürdür. Bu insanlık kültürüdür. Yani hayvan da avlar ama insan da avlar. Bu avlanmak insan kültürü değil, hayvanların da kültürüdür. Çok ilginç. Şimdi elimizde şöyle bir kitap var. Samotrakya'nın, yani Semadirek Adası'nın idiomu dilindeki özellikler, idiomlar. Şimdi burada bunların adalarında sayfa 96'da diyor ki bir kelime var diyor. Toprağı kazmak için diyor kullanılan bugün agula dediğimiz şey külugi, külugi. En sondaki i Yunanca ektir. Kulik, kulik. Bizde de kulik. Öyleyse kolin, külünk, kültür aynı köktenmiş. Bakınız. Şimdi biz neyi inceliyoruz? Toprağın sürülmesini, ekilmesini ta derinlerden, milattan önce 12 binden alıyoruz. Getiriyoruz, adım adım büyük merhaleleri açıklıyoruz. Bu merhalelerden ilki ayları bulmak, tohumu fark etmek. Vay be, tohumu toprağa koyunca bu bana ürün verecek. Sonra ekmek, ama ekmek için de zamanı bilmek lazım. Ve şimdi de toprağı kazıyoruz. Kazmanın da çeşitleri var. Henüz çift sürmüyoruz. Henüz öküzü kullanmadık. Kendimiz kazıyoruz. Evet. Yahut da bir delik açıyoruz. Ve zamanı da bir anladık. 12 ayı saymasını da biliyoruz. Ve ondan sonra ekiyoruz. Biz bunu ektikten sonra bunu ürünün olgunlaştığını görünce, biz bunu topraktan çıkarttık. Kesip alıyoruz. Topraktan çıkarıp aldığımız şeyi hamur yapıyoruz. Pardon, eziyoruz, un yapıyoruz. Un yapmak ne demektir? Un yapmak, ilk insan bunu yaptığı zaman ne diyor? Şunu söylüyor. Münvek erdektir. Yani toprak gibi yaptım. Bakın, buğday taneciklerini ezip toz gibi yapmak, toprak gibi yapmak demektir. Başka toz yok orada. Başka yoktu yani. Pudra kelimesi bile sonradan pirinç unudur aslında. Tabii. Biz pudra diyoruz şimdi. Öyleyse böyle bir kelime karışıklığı var. Yunanca'da arotro ekilecek alandır. Bir de sabandır. İlginç. Bizde de bu ert aynı köktendir. Çünkü toprağın kazınıp ekildikten sonra alınan ürünün toz haline getirilmesi arttır. Art. Çok güzel. Öyleyse arotro, toprağın kazıldığını nereden gördük? Toprağın kazıldığını ve kazılan toprağda bir delikten su gelir, o sefer daha fazla yeşerdiğini biz bunu tarla farelerinden gördük. Tarla farelerinin yaptığı işi biz de yapmaya başladık. Yani taklit etmedik. Bizim gibi toprağı kazıyan, delik şey yapan, ilerleyen, böyle yuvarlak yuvarlak şey yapan toprak kazındığı nasıl belli olur? Tümsek varsa, düzse, dümdüzse kazılmamış. Ama tümsek varsa kazılmış. Tarla faresi her zaman getirir. Toprağa bir de tümsek yapar. Öyle değil mi? Evet. Ha. İşte tarla faresinin Yunanca'daki adı Arur. Peki diyeceksiniz, Sümer tanrılarından biri Arur değil mi? Evet. Bu nedir? Toprağı eken, o işlere bakan tanrıdır. Bu anlamda söylemişler.
Bakın tarla faresi gitgide toprağı kazmak, kara sabanın adı ve ekilecek toprağın adı olmuş. Tamam da ben bu toprağı ekiyorum. Bu toprağı ekmek için kazmam lazım. Öf, topraktan kazdım. Ne kadar güzel bir koku çıktı. Bunun adı da aroma. Bizdeki ardla aroma aynı köktenmiş. Aroma koku demek. Mesela kadınlar satın aldığı zaman güzel koklu aroma der. Aroma atmış. Erkek de öyle. Hayır, bugün aromalı her erkekler için de var, kadınlar için de var. Aroma güzel koku demek. Demek o zaman en güzel koku neymiş? Toprağın kazıldıktan sonra çıkardığı kokudur. Hakikaten insan bayılıyor buna. Ben bunu köyde gördüm yani. Ve ondan sonra bu kokuya benzer çok güzel bir koku. Un kokusudur. Un kokusudur. Bizde arttır bu. Art. Kaç dakikamız vardı? Saatimize yine bakalım. Lütfen. 9 dakikamız kaldı. Herhalde az vaktimiz kaldı. Buradan dedik, toprağı da ektik. Fakat şimdi bunu pişirmemiz lazım. Nasıl pişireceğiz? Ateşle pişireceğiz. Ateş nedir Kürtçe'de? Ta. Bunun ta vücut ateşidir. Vücut ateşidir. Ama ateşin ısısı Kürtçe'de dindir. Bakın peltek bir T ile. Ta, di. İnsanın ağzı yana diyarı gidince bu din. Ta. Aynı köktendir fakat değişiklik var. E ve E gibi. E, E. E, E. Kürtçenin sesi böyle. Ses çıkarma fonetiği böyle. Şimdi ta Kürtçe'de vücut ısısıdır. Tayi de denilir vücut ısısına, hararetine diyelim. Vücudun hararetini. Tayemin heye. Ateşim var demek. Hastayım. Baktım 37 derece, 38 derece. Ama sobanın verdiği ısının adı dindir. Aynı köktendir. Ta ve din aynı köktendir. Ateşin. Tina agri denilir. Tina agri. Kaya agri denmiyor aslında. Tina agri. Tina sobe. Tina sobe. Sobanın ısısı. Dindir bu. Peki Isıtı. biz ateşin önünde oturmuşuz. Ateşin önünde oturmuşuz. Isınıyoruz. Dindi de beli beli. Baş dindi de. Germ bu beli. Anha doğramı ne? Sen oradan kalk. Şimdi sıra bende. Ben ona dedim. Ama o ateşi çevirirken birdenbire ellerine bir is toplandı. Biz buna ne deriz? Bakın. Demi. Demi. Ateşin ismi din ısının ama onun verdiği karar bize hissine, o siyah lekelere deni diyoruz. Deni, deni, bak be, be, bin, ikisi de aynı. Kürt fonetiğine uyuyor. Çok güzel. Kan, da, şevat aynı sinonimdir. Yani aynıdır. Birisi size dese tam, tam, şevat aynıdır bunlar. Peki güneş dindi de dindi de roş güneşin önünde olan insanın en başta ihtiyacı olan şey nedir? Su, su. Evet, tiye, tibune, tibun. Isı veriyorsa bir soba diyoruz tindar. Isı veren demek. Sıcaklık veren demek. Ama sıcaklık verdikten sonra sen su ihtiyacın oluyorsa bunun adı da tidir. Tibu. Tibu. Ve Tina'nın mezini. Ben bak burada tin dedim yine. Tina. Hatta şöyle bir şey var. Mesela Türkçe'de bir atasözü var. Diyor ki kesin nedit
hiç kimse görmedi. Masidi Behre de Bemre Bıtina. Bir daha söylüyorum. Kese Nedit hiç kimse görmedi. Masi balık. Behre de denizde. Bemre Bıtina. Bemre Bıtina. Hiç kimse denizde balığın susuzluktan öldüğünü görmemiştir. Aynı tin kelimesini söyledik. Öyleyse bakın bizde din da dar dan nan kültürüne gidersen dağdan ta ortaya çıktı. Ta'dan tin ortaya çıktı. Tinden de teni ortaya çıktı. Ve teniden de tenur ortaya çıktı. Şimdi Türkçe'de ekmek nedir? Ekmek Türkçe'de şudur. Hocam tenuru getirdim ben budur. Çok güzel, çok iyi ettiniz. Söyleyeceğim yine. İsterseniz evet. Kalsın da yani. Şimdi ilginç olan şu. Ekmek kelimesi Hindistan'dan Kürdistan'a kadar aynı. Hatta bunun versiyonlarını Hint-Avrupa dillerinde de bulursunuz. Çünkü da ile ilgili bir kelime. Da vermek de demek. Anne veriyor zaten. Anne hem ısıyı veriyor, ateşi yakıyor, hem yemek veriyor. Daha doğrusu doyuracak şey veriyor, süt veriyor. Yiyecek buluyor, getiriyor. Şimdi ekmek Hindistan'da ekmektir. Hindistan'a ne zaman gitti? Hindistan'a milattan önce 1500 tarihinde gitti. Milattan önce 1500 tarihinde gitti. Bu kelime nan kelimesi. Bugün Hindistan'a gitse nan derler ve bu isim daha önce böyle söylenmiyordu. Buna nan denmesi oraya 1500'de gidip milattan önce yani günümüzden 3500'den önce gidip de işgal edenler tarafından verilmiş. Bunlar Arilerdi. Ve Sumerlerde de nan. Hititçe'yi açıyoruz yine nan. Şimdi mesela Sumerlerde aslında kaynamış buğdaya da nan deniliyor. Evet. Bir resim yapmıştım Sumerlerde bir çanak. Mesela şunu elle yaptım. Yalnız arkeoloji derslerinde bunun aynısını bize şey yapmışlardı, arayıp bulamadım. Bunun adı Ninda. Ninda. Niye? İçinde kaynamış bulgur var. Kaynatılmış bulgur. Bu işçilerin ücretidir. Nane tevaya, kabıgre. Nanemin da, beli ninda, nanda. Nin çekilmiş biçimidir. Bızın nin var. Böyle deriz. Bızın. Yani keçi ekmeği mi yedi, çobanın ekmeğini yedi dediği zaman. Nin deriz. Evet. Ne? Çünkü çekimlerde bu ortadaki sesler değişir. Şimdi biz dedik ki Hindistan'dan Hititlere kadar, Hititlerden Sümerlere kadar, Kürtlere kadar hepsinde nan ekmektir. Şimdi bu bizdeki din, deni ta ateş demek. Anne ilkini da. Bakalım diğer dillerde nasıl? Bakın. Şimdi Akkad dilinde tinnura. Tenure. Ama şeyde Avesta'da tanura. Şimdi bu aradaki sesin değişmesi önemli değildir. Tandır. Dindir. Başta tene vardır. Tene. Bitti. T ile ne? Yazayım mı bilmiyorum. Şimdi başta Türkçenin en önemli özelliklerinden biri bazı seslerde T'den daha doğrusu ikinci sessiz harf araya bir sesli ne gelir? TN yahut da DN gelir. Yahut da mesela başka bir durumda Türkçenin özelliklerinden biri yine mesela B R. Bu R, L olur. B, L olur. Ama bu da değişir, gider. P, L olur. P, R olur.
FR olur. FL olur. BB, FV değişimi olur. Hepsinin önüne bunlar gelir. Ama bazı harflerde T'de olduğu gibi ne gelir? B'de de ne gelebilir? Örneğin bin. 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 Budur. Ne? Ve bizde bu ne harfi çok önemli bir harf. Sonlara gelir. Dan. Ne geldi? Ne harfi geldi? Dan. Dan. Evet. Dar da var. Aa, öyleyse bakın. Bizde L, R, M, J bunlar geliyormuş. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Anlamı şudur. Bu İbranice'ye bile geçmiş. İbranice dilinde yine tanrur. Eğer patates Amerikan yerlilerin dilinde patates, biz de patates diyorsak ya onlar buradan almış ya da biz oradan almışız. Başka açıklaması yok. Tabii. Başka Evet. yok. Eğer bizim arkeologlar çıkar derlerse ilk önce Kürdistan'da ekilmiş patates, o zaman diyoruz Amerikalılar bizden almış. Kızılderili. Böyle bir şey yok. Oradaki arkeolojik bir şeyler diyor ki bunlar milattan önce 6000'den aşağı yukarı beri patatesi ekiyorlar. Mısır'ı ekiyorlar. Kürdistan için de arkeologlar diyor ki Kürdistan'da buğday milattan önce aşağı yukarı 12 bin civarından beri ekiliyor. Öyleyse bunun Güney Mezopotamya'ya, Hindistan'a Hititlere gitmesi normalmiş. Peki bu giderken yalnız mı gitti? Yok. Kolini de beraber götürdük. Sayıları da beraber götürdük. Sayılar hemen hemen Hindistan'la Kürtlerinki aynıdır. Aynı, evet. Bizimkiyle Hititlerinki aynıdır. Bizimkiyle örneğin Yunanlarınki aynıdır. Yani biz hep deriz Yunanlıdır hepte. Heft, hept. Görüyor musunuz? Ve Türkler de bugün hafta diyor. Ha, öyleyse bunu bir merkezden gitmiş. Bunun mantığını söyledik, açıkladık. Ve İbrani dilinde Tanur nereden geliyor? Dinden geliyor. Ve İngilizce'de şöyle yazılan bir kelime var ve kendi kendini ısısını şey yapan, besleyen demek. Bu da aynı köktendir. Bilmiyorum sözlüklerden bulabilir misiniz? Bunun anlamı durdu. Kendi kendini besleyen yani fırın demek. Diğer dillerin hepsi de fırın anlamına geliyor. Mesela İbranice'de fırındır. Arapça'da fırındır. Farsça'da fırındır. Bu kelime İngilizce'de neredendir? Dan. Dan Tamam. budur. Din. Dan. Din. Budur. Bu şu tan. Bu kelimedir. Evet. İngilizce'de de var. Ve kendi kendini besleyen, kendi enerjisini sağlayan fırın demek. Niye? Dendur. Benur. Yaktıktan sonra ateşi çıkarıyorsun ama kendi kendine ısısını devam ediyor. Bu Evet. anlamda olmuş. Çünkü onun içine üstelik bir şey ağaç atmıyorsun yakmak için. Önce Evet. attıklarından sonra kendi ısısında pişiyor. Daha önceki ısıdan pişiyor. Onun topladığı, beslediği, biriktirdiği ısıdan pişiyor. Çanak çömlek nerede olmuş? Bu da ilk önce Kürdistan'da olmuş. Aslında böyle bir büyük çanağı alıp toprağa gömüyorlarmış ve denur buymuş. Yani, ve dindi de. Dindi de. Ve bugün de bu kelime, din kelimesi hala Kürdistan'da şey yapılıyor. Kullanılıyor değil. Kürdistan'daki en önemli kelimelerden biri dindi de. Yani biz bu lafı Bertini Ravelu derler. Bizi sobanın önünden çıkardılardı. Dindi deli ve deli zaf dindi. Bazı zaman da ağlardık. Da sobet dinna de diye ağlardık. Anne soba ısı vermiyor. Şimdi son şeylerini söyleyeyim. Isı net. Siz ısısı olmayan, nefes olmayan bir insan gördünüz mü? Bir canlı gördünüz mü? Yok. Belki soğuk kanlı hayvanlar falan vardı da onlar da güneşin önünde ısınırlar. Örneğin bilmem Galapagos adalarında işte bu denizin altına giren bir
kertenkele türü var falan. Hiç karıştırmayayım çünkü vaktimiz yok, hızlı anlatmak istiyorum. Şimdi biz bu tim kelimesinin öyleyse insanın sıcaklığı, insan sıcak olmasa şunu yapamaz. Bak sıcaklık verdim. Ellerimi ısıtıyormuş. Sıcaklık veriyor. Bu timdir, dindir. Ben de ezik din dedim. Ez bu hoş. Kendi ellerime sıcaklık veriyorum. İşte bunu görüp demişler ki biz bu tim kelimesini Kürtçe'den nasıl alalım? Bu dillerin, kelimelerin incelenmesi 19. yüzyıldan devletler tarafından başlamış. 19. yüzyıl milletlerin kendi dillerini araştırıp, kendi dillerinde övünecek şeyler çıkarıp, köklerine inmek istedikleri bir yüzyıldır. Herkes dilini bu dönemde araştırıyor. Osmanlı da bakıyor diyor, ya biz araştıralım. Bir ara geliyor, bakıyor ki hiçbir kelime bizim değil. Diyor ki bütün bizim kullandığımız kelimeler hepsini biz almışız. Niye aldınız, nereden aldınız? Biz kılıçla aldık. Kılıçla aldığımız her şey bizimdir. Onu da Evet. kılıçla aldım da tarih bana ait. Hmm. Ha, işte bu tim kelimesini Orhan Açarlı Türkçe'ye bir karşılık bulup Kürtçe'den almak istemiş. Mesela Sevan Nişanyan da Agos kelimesini almak istiyordu. Da kelimesini almak istiyordu. Çünkü diyordu Kürtçe'de bu iki kelimeyi alırsam bir şey kalmaz diyordu. Niye? Her şey da, dar, dandan çıkmış. Yani demek ki 4-5 kelimeyi, 20 kelimeyi alsan var ya o dili sakat ettin demektir. Şimdi bunlardan biri tindir. Şimdi burada bir ruh bilim sözlüğü var. Öyleyse ruhu olan, canı olanın tini vardır değil mi? Bir nevi ne? Öyle Tabii. değil mi? Ha, Elbette. şimdi bu ruh bilim sözlüğünden bakalım bu adam felsefede sık sık kullandığı bir kelime vardır. Tindir. Tinseldir. Bilmem ne falan. Şimdi ben bu ruh bilim sözlüğü tin kelimesini çok iyi yazması lazım. Çünkü ruhla ilgili bir olay. Bu tin kelimesinin, din kelimesinin Almanca'daki karşılığı Geist'tir. Vaktimiz yok ama olsun yine yazayım çünkü bunun söylenmemesi iyi olmaz. Bir daha toparlarız bir derste. Bakın Evet. şu, bu ikisi ay okunur Almanca'da. Bizdeki şeyin karşılığı budur. Niye bunu söylüyorum? Bizdekinin aynı kökten değil. Sadece ruh, nefes alan, veren, nefesi olan, sıcaklığı olan demek. Yani pneuma, pneu. Bizdeki pneu, bizdeki bindir. Bakın, pneuma, Fransızca'da da böyle olması lazım. Bizdeki bu bin, bak yine bin kelimesinde bene var. Pene var. Kürtçe olduğu kökü belli yani. Evet. Görülüyor herhalde değil mi? Çok. Evet. Bene. Şimdi Almanca'daki bu kelime ye karşılığı çok önemli bir kelime. Ruh demek, can demek, canlı demek. Türkçe'de can var, Türkçe'de can yok. Canın kökeni giyandır. Giyana mı, jiyana mı, can. Aynı köktendir. Yani can Türkçe mürçe değil. Jiyan can olmuş. Böyle bir aşama geçirmiş. Dede baba oğul olmuş. Yoksa ilgisi yok Türkçe ile. Bu nasıl olmuş? Bunu dil bilimci açıklar. Ben de açıklarım. Vaktimiz yok. Tabii. Şimdi bu tini almış adam. Tinsel, tinsel, tinsel yani ruhsal, ruhsal, ruhsal. Bunu söylemek istemiş. Ben de aldım bu şeyi. Ruh bilim sözlüğünü. Çünkü bir ruh bilim terimidir. Baktım. Yok. Tamam da kardeşim ben bu adamın bu kitap yeni çıkmış olabilir fakat ben felsefe sözlüğünde tinsel kelimesini görmüştüm. Yok. Niye? Uydurdukları olmadı. Kürtçe gitgide gelişti. Artık baktılar olmuyor. Ne yaptılar? Bakın. Eski sözlüklere bakalım. Yani felsefe sözlüğüne şimdi bakıyoruz. Orada yok ruh bilim sözlüğünde. Felsefe sözlüğünde de biraz vakit geçti ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz Bu hocam. Evet. konuyu bitireyim. Burada var. Felsefe sözlüğünde sayfa 410'da
Yani kitabın paramparça olmuş bir parçasını çıkardım. Evet. Din kelimesi var. Diyor ki zihin, ruh, akıl, nefis, fikir, nefsi, natika, meleke, müfekkire, zeka, niye, meyil falan filan. Diyor Fransızca'daki esprittir. İspirto kelimesi var ya, hani ispirto da uçar ya, ruh da uçar ya, nefes de uçar ya. Budur. Fransızca esprittir. Almanca'da diyor geist'tir. Biraz önce yazdığım kelime. İngilizce'de spirit'tir. Yine aynı ispirto ile aynı kök, Latince kökenlidir. Ve spirto kelimesi buradandır. Canlı örgenliğin düşünsel yanı demiş. Ve altına etimolojisini yazmış. Demiş ki, çok eski Türkçe bir sözcük olan tin, eski Türkler tın derdi. Bak, bir tane versiyon korsan kafasını karıştırırsın karşıdakinin. Eski Türkler tın diyormuş, şimdi de tin olmuş. Öyle diyor. Latince'deki diyor spiritus'tur diyor. Soluk demektir, üfürük demektir. Ben biraz önce size ne dedim? Dindi de. Peki insanoğlu böyle yaptığı zaman dinle de. Yani sıcaklık vermiyor. Yani demek evet. Bakın bizdeki bir kelimeyi alıp kendilerini ayarlamaya çalışmışlar. Aynen bunu agos kelimesinde de gördük. Agos kelimesinde de gördük. Ajotundur aslında. Agos Yunanca'da ago, bizde ajot. Bunu almak istediler. Aslında bunun akrab olduğu kelimelerden biri de hegrandır. Onun için de dediler ki hegos, hegros. Böyle de söylediler. Şimdi devam edeyim. Her üç deyim ruh, can, us anlamında anlamlarını sonradan yüklenmiştir. Diyor ki Türkçedir ama bu üç anlamı sonradan yüklenmiş. Desene siz, tın denilen belki Türkçe'de bir kelime varmış. Ama almışlar demişler biz bu tını alalım. Ne demek? Yeşil, orman, bu anlamda olan bir kelime. Gelin biz bunu diyelim bu tinmiş. Çünkü orman da canlıdır diyor. Yani minareyi çalan kılıfını uydurmuş. Aynen. Şimdi burada tına bakıyoruz. Bu Türkçen gramatik diyor ki ormandır, ağaçtır. Ağaçlık olan yerlerdir falan diyor. Eski Türkçe'ne göre bak. Bunu Türk Dil Kurumu basmış. Evet. Türk Tarih Kurumu basmış. Ve maalesef herhalde çok uzun anlatıyorum şeyleri. Çok hazırlıyorum. Vakit kalmıyor. Anlatmak istiyorsunuz hepsini. Aslında evet. daha sınırlı almam lazım. Evet. Şimdi de çok hızlı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu tın kelimesi burada diyor ki dinlenmek. Çok komik. Kahkaha atalım. Evet. Sayfa da 299. Öyleyse bakın. Ruh bilim terimini, ruh bilim sözlüğünde sonradan yazdığı halde çıkarmamış. Felsefede yazmış. Aynı şey bunlar böyle yazınca tabii Sevan Nişanyan da bunlardan almış. Tin demiş böyle şeydir. Zaten onun Kürtçe olduğunu öğrensen Sevan Nişanyan yazmaz. Sevan Nişanyan da kelimesini bile Ermenicedir demiş. Yani şey diyeceksiniz ayrı yazmıyor. Yok. Kitabın içinde var. İtiraz ederse kendisi ben ona nerede yazdığını da söyleyeyim. Hangi şeyde. Bakın. Bir defa bir insan da kelimesini yazınca Kürtçe'de da annedir demese çok ayıp olur. Çok ayıp bir şey. Ve data kelimesinde herhalde yazmıştı. Şu anda aklıma gelmiyor. Ve bu Kürtçe'deki dıdım kelimesiyle da kelimesi aynı köktendir. Yunanca'da dıdım didomidir. Bakın. Biz ta milattan önce 12.000'den alıyoruz. Ekmeğin bugün yapılış dönemine kadar ki ekmekle ilgili, ekmekle toprağı kazımakla, tohumu ekmekle toplamakla, onu un yapmakla ilgili, un yaptıktan sonra onu fırına koymakla, yani tenura koymakla. Ama tenur bir yerde demişler, tandır bir yerde demiş, tenur bir dendir. Önemli değil. Önemli olan baştaki dindir, din. Kök budur. Ve bu din de nedir? Isıdır. Deni de oradan gelir.
Hiçbir dilde bu böyle akraba birine yakın kelime yoktur. Çünkü onu doğuranlar yani bu kelimeyi yapanlar ondan kelime türetmişler. Öbürleri türetememiş. Sadece almışlar. Sadece almışlar. Biz patatesin anlamı nedir bilmiyoruz ki türetelim. Evet. Ama biz biliyoruz. Isıyla ilgili, ateşle ilgili kelimelere yeni kelime türetmişiz. Demişiz deni. Deni. Onlar deniyi türetemezler. Çünkü onlar böyle bir şey yok. Onlar biliyor ki ısıdır. Isı nerede var? Solukta var. İnsanda var. Vücudunda var. Isı burada da var. Ama asıl bizim dediğimiz bin başka bir hani ateşin verdiği ısıdır. Ateşin verdiği de yaktığımız sobanın ısısıdır. Bu dindir. Tenur kelimesi de buradan gelir. Yani Evet. tandır denilen şeyin ismi buradan gelir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok kapsamlı, çok böyle geniş, çok güzel bir ders oldu. İzleyicilerimiz de kendi aralarında derse ilişkin yoğunlaşmışlar. Düşüncelerini yazıyorlar, paylaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel Detaylarını bir dersti hocam bu. mesela bir gün Çok güzel kolin detayı. hazırlanmışsınız. Bir de bugün arkanıza bir Kürdistan bayrağı da almışsınız. O gözümden kaçmadı. Ayrıca farklı bir güzellik katmış. Kürdistan ve buğday bizim Evet. Kürt bayrağı ve buğday bizim Kürt sembolümüzdür. Bizim Evet. aslında bundan başka sembolümüz yok. Şimdi Güneş ve buğday. bunların Evet. detaylarını bazen örneğin denuru dini bir daha inceleyebiliriz. Kolini bir daha inceleyebiliriz. Art Hı. kelimesini bir daha inceleyebiliriz. Aa, çok önemli bir şey. Bak mesela araya getirdim. Bu herhangi Ha. destar. Art. Değirmen, destar, Art. evet. Hı. Art. Bunlara değinemedim. Çünkü çok hazırlamıştım. Maalesef bunların Evet. detaylarını başka sefere şey yaparım. Bu da nardır değil mi? Hı. Nar. Bunun batıdaki Avrupa dillerindeki şeyi Rodya. Rodya. Rodos kelimesi buradan. Bu güneştir. Güneştir bu. Çünkü kırmızıdır. Evet. Mesela bizde dal kelimesi var. Dal, davi, davi. Hani ne derlerdi Türkçesini? Davi. Yok. Dardalan derler Türkçe'de. Davi deriz küçük. Küçük böyle boncuk kadar sarı bir meyve vardır. Alır onun çekirdeklerini böyle bir şeyle atardık. Birbirimize atardık. Bir kamışla diye atardık. Vururduk. Üflerdik yani daha doğrusu. Davi. O da dal. Isı demek. Bu Hı. da güneşin ismi. Mesela güle Rodya denmesinin sebebi Roda denmesinin sebebi yine kırmızı olmasıdır. Güneş gibidir. Bunların Evet. hepsi anlatamadığım şeyler oldu. Anlattıklarımda biraz herhalde ki darmadağın ettiğim için böyle Hayır, vakit hiç sorunu darmadağın düşündüğüm değildi için biraz hocam. daha. Çok değerliydi. Heh. Çok Ama değerli, çok detaylara güzel. değineceğim. Mesela belki de bu din kelimesine bir daha değinirim. Art kelimesine bir Olabilir. de bir herhangi kelimesine değinmek istiyorum. Hı. Başka Tamam. derslerden birinde yaparız. Acil olmayan bir sırada. Bir zamanda. Peki çok teşekkür ederim Oldu. beni dinlediğiniz Çok sağ için. olun. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinizi bize aktarıyorsunuz. Hakikaten yani çok büyük bir ihtiyaç hocam. İnsanlar çok arayıp sordular. Ne zaman Mamosi ders verecek, vermeyecek mi diye korkanlar vardı. Yok hayır dedik, öyle bir şey yok. Rahat olun, en kısa sürede beraber oluyoruz dedik ve bugün beraberdik. Değerli izleyiciler, programları beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Abone değilsek abone oluyoruz. Üye de olursanız ekonomik olarak bir katkıda bulmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarınki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Kürdistan'ı kalın.